Otomobil piyasasında elektrikli araç rüzgarı esiyor efendim. İkinci elde de elektrikli araçlara büyük talep var. Ama galericiler satacak araç bulamıyor. Sektör temsilcilerine göre dizel ve benzinli araçlarda da fiyatlar şu an tam da olması gereken yerde. Yani araç almayı düşünenler için şimdi tam zamanı diyebiliriz. Elektrikli otomobile bayağı dönüş var. O sağlayacağız tabii canım. Bir tok da alırız yani. 10 müşteriden bir tanesi soruyor. Elektrikli otomobiller ikinci el pazarının da gözdesi oldu. Sonra ne çok ama ikinci elde bulması biraz zor. Yollarda sık sık karşımıza çıkan elektrikli araçları galericiler sitesinde görmek pek mümkün değil. Vatandaşlarımız çoğu elektrikli araba sormaya başladı. Haftada en az 3-5 kişi, 10 kişi geliyor bizde elektrikli otomobilimiz var mı diye sormaya başladılar. Araç sahipleri talebin çok yüksek olmasına rağmen araçlarını satmıyorlar. İkinci el elektrikli otomobil bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü istek çok, olsa her gün 3-5 tane satacağız. Elektrikli alanlar satmıyorlar. İkinci elde de piyasanın hakimi tok. Geçen aylardan bu tarafa bayağı tok alıp sattık. Tok'u alıp satanlar olduğu gibi satmaya kıyamayanlar da vardı. Galericiler sitesinde dolaşırken bir tok gördük. İçeriye girip heyecanla fiyatını sorduğumuzdaysa bu aracın satılık olmadığını, galeri sahibinin bunu makam aracı olarak kullandığını öğrendik. Evet, çok memnunum TOK'tan. Peki bir galerici olarak hiç elektrikli araç alıp satıyor musunuz? İlk defa TOK'ta denedim. Aldım sattım bunlardan. Çok memnunum. Satışı da iyi. Geçtiğimiz aylarda büyük düşüşlerin yaşandığı fosil yakıtlı araçlarda da taşlar yerine oturmaya başladı. Şu anda fiyatlar ve piyasa oturdu yani. Tam stabilize oldu hem de yani. Yani bundan aşağı fiyatlar düşer mi? Düşmez çünkü. Memnun muyuz? Vallahi biz memnunuz çünkü neden? Biz de sattığımız aracı geri alamıyorduk. İkinci el araçlardaki fahiş fiyatların düşmesiyle birlikte araç piyasası yerini buldu. Bundan 8 ay önce 3 milyon 200 bin liraya satılan bu lüks araç şu anda 2 milyon 500 bin liraya alıcısını bekliyor. Kara borsa olmuş oldu. Şimdi bu kara borsada sıfır araba gelince ülkeye ikinci el araba fiyatına direkt yansıdı.